Bence hiçbir zaman sanatın ve sanatçının ruhunu işleyen temalar hiçbir zaman bitmeyecek. Şimdi de Avangard mağazasının içindeyiz. Avangard Plus olarak açılan bu mağazada yine Yalçın Bey'in özel tasarımlar getirerek Türkiye'de bir ilki başardığını söyleyebiliriz. Evet, şu anda tavanda şişeler görmekteyiz. Gördüğünüz gibi insanların çok dikkatini çeken bir çalışma bu. Evet, şu anda yine uluslararası bir satış yapılıyor burada. Özellikle turistlerin çok dikkatini çekiyor buradaki şişeler. Ve bu tasarımın nasıl doğduğunu biz şu anda Avangard mağazasının, Avangard Plus mağazasının yöneticisi Sayın Yalçın Avcı'ya soruyoruz. Merhaba Yalçın Bey. Merhabalar Celal Bey. Şimdi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten sanatçının ve sanatçının temaları hiçbir zaman bitmeyecek gibi. Yani bir farklı bir bakış açısıyla burada şişeleri asmışsınız. Bu şişeleri asmanızın nedeni nedir? Celal Bey şöyle söyleyeyim. Avangard organizasyonu sanatçı ve sanatın her zaman yanındadır, destekler. Bu son 15 yıldır böyle olmuştur. Birçok sanatçı dostumuzu her zaman onlara sponsor oluyoruz, onlara destekliyoruz. Bununla beraber genç yeteneklere elimizden geldiği kadar, elimizden gelen hatta zaman zaman fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Burası... Neden şişeler ipi asılmış? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun bir açıklaması var. Takvide de biliyorsun, sen de biliyorsun. Evet, ben de biliyorum da yani bir zeki, de toplumun zeki, duymasını istiyorum. Kemancı Zeki. Zeki Ateş. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bugün ikinci haftası oldu, vefat etti. O vefat ettikten sonra yaptım ben burayı. Zeki abiyi ben 90'dan beri tanırım. Çok alkol tüketirdi kemancının sahibi olduğu için veya işte bulunduğu ortamda kendine dikkat etmezdi. Hep alkol içerdi. İşi gereği de, mesleği gereği de mecburen sürekli işte alkol alırdı. Evet. Hiç o farkında değildi. Gencecik 50 yaşında hayata veda etti. O evet. Beni çok gerçekten çok üzdü. Bunu düşünürken yani alkolle karşı değilim ama yerinde, zamanında bilinçli tüketmenin sosyal içici olmak sosyal gerek. İçici olmak daha mantıklı olduğunu düşündüm. Bunu düşünürken de buraya dekor yapmayı düşünüyordum zaten. Dekoru yaparken, nasıl bir dekoru yapsam derken bu şişeler işte alkol boş şişelerini vicdanımda alkolü idam etmiş oldum. Bana çok göre, güzel. Evet, yine tekrarlayalım. Evet. Siz bu şişeleri asarak vicdanlarda, insan vicdanlarında alkolü idam ettiniz. Evet. Yani bundan sonra insanlar evet alkol alabilir ama alkolün bağımlısı olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. En azından onu da mesela bir rakı içiyorsun, bir şey yapıyorsun, yanında bir şeyler yemen lazım. Evet, bu da kilo almaya neden oluyor. Evet, oluyor ama demek ki o zaman ortayı bulmak gerekiyor. Her gün rakı, her gün fasıl, her gün hiç durmadan içmenin bir mantığı yok. İnsan kendi sağlığına dikkat etmeli bence. Sağlığına, aklına, yani insan biraz daha mantıklı hareket etmeli ki daha uzun yaşasın. İşte Zeki abi gencecik, 50 yaşında. Biliyoruz, bütün insanları seviyoruz. Evet. Bütün insanların sağlığına dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir şey de daha söylemek istiyorum. Buyur Yalçın. 2 yıldır sigarayı bıraktın. Bıraktım. Evet. İlk bıraktığına ben şahit oldum. Evet. O zaman da video çekmiştik. Evet. Onda da Hakan Bey babasının yedisiydi galiba. Evet. Yedisinde gitmiştik. Evet. Orada bir beyefendiyi gördün. 3 defa ameliyat olmuş. Evet. Onu anlattı bana. Evet. Biliyorsun orada dedim ki bugün bırakıyorum sigarayı dedim. Evet. Yani şöyle... Darısı şey, herkesin başına. Evet, günde 2 paket sigara içiyordum. Bu arada Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim en güzel özelliği gerçekten diyorum. Birçok şeyini tasvip etmeyebilirim. O ayrı, politikayla hiç ilgim olmaz. Politika bana göre değil, ben bir esnafım. Bir sanat yapmaya çalıştım kendi zaman. Yani al sat kendi çapımda, kendi dünyamda ufak tefek hareketler yapıyorum. Tayyip Erdoğan'ın bu sigarayla ilgili... Almış olduğu kararı saygıyla anıyorsun. Takdir ediyorum yani. Evet. Onun dışında güzel bir hafta diliyorum.
Zeki abiyi yine özleyeceğim. Yine özlüyorum Zeki abimi. Babamı çok özlüyorum ama Zeki abinin anısına yaptım burayı. Onu düşünerek yaptım yani. Allah ne diyelim, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Evet. Amin. Alkol içenlere de alkol içenlere, abartmayın diyoruz. Ha, haftada bir gün iki gün sağlıklı güzel. Mümkünse hiç içmesinler. Mümkünse içmesinler tabii ki. Alkol çok seviyorsa içsin. Ya ama bir şeyin, her şeyin fazla, suyu bile fazla içersen zarar verebilir yani. Neyi fazla, her şeyin fazlası zarar yani. Evet. Onun için sistemli, az, öz, onun yanında beyaz peynir, yani bir şeyle içmek lazım alkolü de. Evet. Zeki abi bu anlamda çok sistemsizdi. Onun için çok üzüldüm. Onun için yaptım bunu. Saygılar, sevgiler sunuyorum Celal'cığım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. İyi bir hafta diliyorum.